Günümüzde savaş taktikleri askeri akademilerde okutulan Kartacalı komutan Hannibal, filler üzerinde dağları aşarak Romalıları dize getirmiş, adını tarihin en önemli askerleri arasına yazdırmıştı. Savaş meydanlarında aklındakileri hayata geçirebilmesi sonucu genellikle askeri stratejinin babası olarak da anılan Hannibal, yenilikçi süvari taktikleri sayesinde Roma'ya karşı 15 yıl boyunca akıl almaz bir mücadele verebilmişti. Bu büyük kumandan hakkındaki ilk bilgiler düşmanlarından nefret ettikleri kadar saygıyla karışık bir korku da besleyen Romalılara ait yazmalardan elde edilmişti. Bununla birlikte hiç şüphe yok ki Roma İmparatorluğu'na karşı bir güç birliği oluşturmak için tüm batıyı kapsayan etkinliği, kurduğu casus ağı ve askeri gücün yanı sıra diplomasiyi de ustalıkla kullanması ne kadar ileri görüşlü olduğunu kanıtlıyordu. Hannibal, Roma emperyalizmine karşı büyük bir inatla mücadele eden, dehasına yaraşır düzeyde diğer kültürlerle kendini donatmış olması ve birçok yabancı dili ana dili gibi bilmesiyle de ilginç bir kişilikti. Ama onu unutulmaz kılan, kış koşullarında 100 bin asker ve 37 fil ile Pireneler ve Alpleri aşarken ordusunun yarısını kaybetmesine rağmen muzaffer Romalıları 3 büyük savaşta da yenme başarısını göstermesiydi. 100 bin asker ve 37 fille yola çıkan Hannibal, Pireneleri ve Alpleri aşarken daha Romalılar ile karşılaşmadan ordusunun yarısını kaybetmesine rağmen Ticino, Trebbia, Trasimeno ve Cannae'de düşmanı bozguna uğratmayı başarmıştı. Üstelik bu savaşların yarısında bir gözü de görmüyordu. Kartaca, Akdeniz'in en gelişmiş sahillerinden biri haline gelmiş ve zengin bölgelere sahip olmuş, ancak Romalılarla yapılan 1. Pön Savaşı'nda çok fazla kayıp vermişti. Roma, zaferine karşılık Kartaca'nın en önemli eyaletini, Sicilya'yı ele geçirmiş, Kartaca'da patlak veren iç savaşın ardından Sardunya ve Korsika'yı da almıştı. Hannibal, bugün Kuzey Afrika'daki Tunus'un kuzeydoğusunda bulunan Kartaca'da, M.Ö. 247 yılında doğduktan sonra bir asilzade olan babası Hamilkar Barca'dan eğitim almış. 1. Pön Savaşı'nda Romalılarla savaşmak için İspanya'ya giden babasına eşlik etmişti. Başarısız olunan bu savaşın ardından Hannibal, babasına Roma'dan sonsuza dek nefret edeceğine dair söz verdi. O andan itibaren hayatını dünyanın bu en güçlü imparatorluğuyla savaşmaya adayacaktı. Hannibal'in hilal şeklinde dizilmiş ordusu, Romalıların elit askerlerinin merkezden baskısıyla geri çekildi. Romalılar ilerledikçe Kartaca ordusu kanatlardan Roma ordusunu sararak çember içine aldı. Romalı askerlerin arkasından Kartaca süvarileri saldırdı. Düşman hatlarını yaramayan ve arada kalan Romalılar yok edildi. Bu o dönem için oldukça yeni bir savaş taktiğiydi. M.Ö. 221 yılında o sırada 20'li yaşlarının ortalarındaki Hannibal'e öfkesini eyleme dönüştürebileceği bir fırsat doğacaktı. Kayınbiraderinin ölümüyle İber Yarımadası'ndaki askeri güçlerin kumandasını devraldı. 2 yıl içinde Kartaca'nın Roma ile yaptığı anlaşmaları çiğneyip geçerek bütün İspanya'yı fethetti. Romalılar üzerlerine gelen bu öfke dalgasını fark etmekte gecikmeyecekti. Kartaca'ya ultimatum verildi. Ya Hannibal'ı teslim edersiniz ya da gelir biz alırız. Tabii ki Kartaca küstahça bulduğu bu ikaza kulaklarını tıkadı. Öfkelenen Roma M.Ö. 218 yılında savaş ilan etti. 2. Pön Savaşı başlamıştı. Hannibal, Romalılara yenildikten sonra Girit'e, ardından da Romalılara karşı ayaklandırmaya çalıştığı Bitinya kralı Prusyas'ın yanına gitmişti. Prusyas onu Romalılara teslim etmeye kalkışınca kendisini zehirledi. Kartacalılar bu büyük askerin anısına sikke bastırmak da gecikmeyecekti. Romalıların taktiklerine cevap vermek yerine Hannibal,
savaşı doğrudan Roma'ya taşımaya karar verdi. En iyi savunma hücumdur ilkesine inanıyordu. Milattan önce 219 yılının Eylül ayında Alp Dağları'nı geçmek için 50 bin kişiden ve 40 filden oluşan bir ordunun başındaydı. Kötü hava şartlarından ve dağlarda yaşayan kabilelerin saldırılarından dolayı yaşanan kayıplara rağmen Kartacalı, destansı 15 günlük yürüyüşünü tamamlamış Romalıların karşısına dikilmişti. Daha iyi eğitilmiş ordusu, hazırlıksız olan Roma askerlerini Trebia ve Ticinus savaşlarında bozguna uğrattı. İtalya'nın kuzeyi artık Hannibal'den sorulacaktı. Kuzey İtalya'nın yerlileri ve aynı zamanda Romalıların geleneksel düşmanları olan Galyalıları da ordusuna katan Hannibal, güneye doğru ilerlemeye başladı. Milattan önce 217 yılına gelindiğinde Roma konsülü olan Gaius Claminus'u Trasimeno gölü yakınında yenilgiye uğrattı ve çok verimli bir yer olan Campania bölgesini harabeye çevirdi. Hannibal ve Kartacalılar ertesi yıl Romalıların çok da etkili olmayan bölgesel direnişi bir kenara bırakılırsa Afidus nehrindeki Cannae'ye ulaşana kadar ciddi bir güçle karşılaşmadı. Hannibal burada bir kez daha Romalılara saldırdı. Üstün durumdaki süvarilerinin manevra kabiliyetinin verdiği avantajla doğrudan Roma savunmasının merkezini hedef aldı ve buradaki askerlerin büyük kısmını yok etti. 50 binden fazla Romalı, kendi askerlerinden 7 binden daha azını kaybetmiş Hannibal'in eline esir düşmüştü. Hannibal şimdi hem Napoli hem de Roma'ya doğru ilerleyebilirdi. Ancak Roma'nın firar eden müttefikleri ile birleşme planı gerçekleşmedi. Öte yandan Kartaca'dan talep ettiği destek siyasetçilerin kıskançlıklarından dolayı cevapsız kalmıştı. Bu zorluklara rağmen ilerlemeye devam etti. Eğer kuşatmaya elverişli silahları ve yeterli adamı olsaydı başarılı da olabilirdi. Buna karşın savaş meydanında Romalılara karşı galip gelmeye devam etti. Ancak M.Ö. 215 ve M.Ö. 211 yıllarında saldırdığı başlıca Roma kentleri Kartaca güçlerini geri püskürtmeyi başaracaktı. Kartaca'dan gelecek takviyeyi garantiye alamayan Hannibal, İspanya'daki Kartaca ordusunun kumandanı olan küçük kardeşi Hasdrubal'dan yardım istedi. Ancak Romalılar bu sefer Alpler üzerinden gelecek Kartaca saldırısına hazırlıklıydılar. Hasdrubal ise Romalı kumandan Claudius Nero'nun ordusu ile çarpışıyordu. Milattan önce 207 yılında Meteorus nehrinde Nero tarafından bozguna uğrayan küçük kardeşin kellesi Romalıların zafer işareti olarak Hannibal'e gönderilecekti. Hannibal'in destek umudu yok olmasına rağmen inadı tükenmemişti. Savaşmaya devam etti. Romalılar kendisini İtalya'nın güneyinde öldürmeye çalıştılar. Kartacalı general İtalya'nın güneyinde bir çeşit gerilla savaşı yürütmeye başladı. Ancak geride bıraktığı düşmana gereken hassasiyeti göstermemişti. Nitekim Alp dağlarını geçer geçmez yendiği Romalı generalin oğlu Scipio 204 yılında Kartaca'yı işgal edince Hannibal topraklarını savunmak üzere İtalya'dan çekilmek zorunda kaldı. Bu kez ezeli düşmanı Romalılar savaşı onun kapısına getirmişti. Hannibal işgalci Roma askerleriyle karşılaşmak üzere özünü İtalya'daki 15 yıllık seferinden emekli olmuş askerlerin oluşturduğu 50 bin kişilik yeni bir ordu kurdu. Scipio ve Hannibal 202 yılındaki Zama Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Zaferlerinin büyük kısmına süvarilerinin avantajı sayesinde ulaşan Hannibal, bu kez aynı silahı daha isabetli kullanan ve sayıca üstün olan düşman tarafından yenildi. Kartacalı'yı Afrika topraklarında mağlup eden Scipio, Africanus unvanını kazandı.
Her ne kadar Kartaca ve Roma 201 yılında barış anlaşması imzalamış olsa da Hannibal mücadeleyi yeniden başlatmak için hem hükümet hem de ordu içinde kulis yapmaya başladı. Roma'dakiler faaliyetlerinden şüphelenmiş, Kartacalılarsa barışın bozulma ihtimalinden dolayı huzursuz olmuştu. Kartaca 196 yılında Roma'nın ısrarları üzerine Hannibal'i Suriye'ye sürgüne göndermek zorunda kaldı. Ama Roma'nın yeminli düşmanı burada da boş durmayacaktı. Küçük Asya'nın kuzeyindeki Bitinya'ya kaçmadan önce Suriye'de Roma'ya karşı başarısız bir ayaklanma girişimine ön ayak olmaya çalıştı. Ardından 183'te veya muhtemelen bir yıl sonra Anadolu topraklarında Romalılara yakalanmak üzereyken zehir içerek intihar etmeyi tercih etti. Öldüğünde 70 yaşındaydı. Roma kayıtlarına göre Hannibal ölmeden hemen önce Romalıları daha fazla sinirlendirmeyelim çünkü yaşlı bir adamın ölümünü beklemenin çok uzun olacağını düşünüyorlar demişti. Birbiri ardına gelen zaferlerinden daha ziyade ordusunu ve fillerini Alp dağlarından geçirmesiyle ünlenen Hannibal, Kartaca'nın yetiştirdiği en büyük askerdi. 15 yıl süren seferi sırasında uzaktaki toprakları başarıyla idare etmesi, elde ettiği ganimetleri adil olarak dağıtması ve taktik anlayışı sayesinde hayatta kalmayı başararak efsane bir kumandan olarak anılmayı hak etmişti. Askerleriyle birlikte bütün zorluklara ve tehlikelere beraber göğüs germiş, hatta 217 yılının soğuk kışında bir kamp sırasında yakalandığı enfeksiyon sonucu gözlerinden birini kaybetmişti. Romalı tarihçiler Hannibal'in liderliğini yapamayacağı veya yapmayacağı işler için hiçbir zaman başkalarına ihtiyaç duymadı şeklinde kayda geçirmiştiler. Her ne kadar ünü ülkesinin sınırlarının dışına taşmış ve hayatı hakkında anlatılan abartılı hikayeler onu bütün askeri liderlerin en büyüğü olarak tasvir etmişse de kimi askeri tarihçilere göre Hannibal bu tür övgüleri hak etmiyor. Manevralarında cesur, komut verirken korkusuz ve süvari taktiklerini hayata geçirirken zekiydi. Doğru ama kimilerine göre Scipio birçok açıdan daha iyi bir kumandandı ve bunu da kanıtlamıştı. Ancak yine de hikayesi sadece düşmanları tarafından kayıt altına alınan Hannibal, adı büyük zaferlerle ve cesaretle eşdeğer görülen bir asker olarak tarihe geçmeyi başarmıştı. Milattan önce 3. ve 2. yüzyılın Akdeniz dünyası bir tür birliğe dönüşüm sürecindeydi. Milattan önce 4. ve 3. yüzyıllarda bölünmüş olan bölge hem kültürel hem de siyasi açıdan kendisini yeniden yapılandırıyordu. Büyük ve tek bir Akdeniz İmparatorluğu'nun oluşması kaçınılmazdı ve 2. Pön Savaşı doğacak bu imparatorluğunun bir Roma mı yoksa Kartaca dünyası mı olacağını belirlemişti. Hannibal'in ölümünün ardından Roma 6 asır boyunca hiçbir ciddi meydan okumayla karşılaşmadı. Kartaca, M.Ö. 814 yılında Filistin topraklarında bulunan Tire kenti, yani bilinen adıyla Sur kentinden gelen Fenikeli tüccarlar tarafından Tunus Yarımadası'nda kurulmuş bir Fenike kolonisidir. Kartaca, Fenike dilinde yeni şehir anlamına gelir. Kartacalılar hayatına dair kayıt tutmadığı için bugün Hannibal'a dair bilinenlerin çoğu Roma kaynaklarına dayanır. Kartacalılar Hannibal'in Alpleri geçişini kutlamak için bir yüzünde onun, diğer yüzünde de bir filin olduğu sikkeler bastırmıştı. 100.000 askerle çıktığı İtalya seferindeki ilk savaşın sonunda Hannibal'in sadece 26.000 askeri ve tek bir fili kalmıştı. O filin üzerinde de kendisi vardı. Roma'ya saldırmayınca generallerinden biri kendisine savaşmayı biliyorsunuz ama kazanmayı bilmiyorsunuz demişti. Zama Savaşı'nda Romalılar trompetler çalarak Hannibal'in 80 savaş filini şaşırtarak ordunun koordinasyonunu bozdu.
kendini zehirlediği yer olan Libisa günümüzün Gebze'sidir. İntiharının ardından burayı bizzat Romalılar da ziyaret etmiş, hatta Roma İmparatoru Septimius Severus'un Hannibal adına yaptırdığı anıt 11. yüzyıla kadar ayakta kalmıştı.